Selamünaleyküm. Merhaba değerli takipçilerim. Üniversiteli Hanımın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben de iyiyim elhamdülillah. Evet, sizlere böyle rengarenk çok tatlı bir oyayla geldim. Hemen oyamın anlatımına geçiyorum. Evet, şu şekilde. Bir önceki zürafamızın ya da ilk başlıyorsanız düğümledik bir zürafa yaptık. O zürafamızın içerisine şöyle geri dönüyoruz. Oyaya ilk başlayanlar için ben tabii öncesinde yaparak geldim. Hatta bitmek üzere oyam. Şurada şu şekilde yeni başlayanlar için gösteriyorum. Şöyle uzun bir kirpik bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bu kirpiği bıraktıktan sonra arı kanadına devam ediyoruz. Şimdi ben bu kirpiği şu yandaki daha önce yaptığım kirpiğe birleştiriyorum. Şu şekilde şöyle göstereyim. Şu iki tarafında birbirine eşit olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Düğümümü attım. Ve sonra şu önceki kirpiğimizin içerisine tekrar batarak küçük bir alan oluşturuyorum. Sürafa, kirpik ne derseniz. Ve geri dönüyorum. Burada da şu şekilde ayarlamamızı yapıp düğümümüzü atıyoruz. Buraya bir arka kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Önce bir küçük kirpik yapıyoruz. İçerisine kirpiğimizin girip tepe noktasına bir düğüm atıyoruz. Şu şekilde alta geri dönüyoruz. Tekrar o bombeli kısma geri dönüp şöyle bir düğüm atıyoruz. Tekrar alta geri döndüm. Tekrar yukarı çıkıyorum. Ben 3 düğümden yaptım arkadaşlar. Bunu 4-5 düğümden yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir şey. Şöyle 3 düğümle ben bitiriyorum. Kanadımı yapmaya. Şöyle. Şu şekilde arı kanadımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz önce şuradaki yaptığımız şeyi yapacağız. Şurada bir şöyle göstereyim. Hemen şuradaki arı kanadımızı hafif geçecek şekilde boyda bir kirpik yaptık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Burada yaptığınız kirpiğin şöyle ölçüp isterseniz şu şekilde mesela ben de 1 2 aşağı yukarı 2,5 şeye de tekabül ediyor. Zürafaya da tekabül ediyor. Bu şekilde de ölçebilirsiniz. Arada kaç tane zürafa gideceğinizi. Evet, 1 2 3 4 5 ve 6 tane yaptım. 6.'nın içerisine geri dönüyorum. Şekilde. Ve şu yapmış olduğum kirpiğe geri dönüyorum. Biraz önce göstermiştim. Bu şekilde aynı işlemi şurasının eşit olmasına dikkat ediyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Hemen o kirpiğimiz içine geri dönerek bir alan oluşturuyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Tekrar bir arı kanadı yapıyoruz arkadaşlar burada. Yanında tekrar bir kirpik yapıp bu şekilde devam ediyor bu işlem. Hiç ipimiz şey yapmadan kırıp şey yapmadan devam edip gidiyoruz. Evet, hemen çiçeğimize geçelim. Ben şöyle müşterimin isteği üzerine 4 renkli
Yaptım arkadaşlar, bu tamamen sizin zevkinize kalmış. İki renkli de yapabilirsiniz. Daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Bunun arasına bir tane renk yapıp bir boş bırakıp bir renk de şeklinde de gidebilirsiniz. Böyle benim yaptığım gibi 4 renk kullandık. 4 yaptım. Bir tane boşluk bırakıyorum. Tekrar 4 yapıp bir boşluk bırakacağım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tabii iki renk kullanırsanız 2 bir boş bırakıp 2 dolu bir boş bırakıp da yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet. Hemen ben çiçeğimi yapıyorum. Şu şekilde oluşturmuş olduğumuz alana düğümümü atıyorum. Arkadaşlar arada bir fark etmeden şeyi kaçırıyorum. Odaklamayı kaçırıyorum. Bulanık gibi oluyor. Kusura bakmayın. Fark ettiğim anda düzeltiyorum ama. Evet. Bu alanımızın içerisine 3 tane zürafa yapıyoruz. Zürafayı yaptıktan sonra birinci zürafamızı içerisine geri dönüyoruz. Şu şekilde. Ve birinci zürafanın içerisine bir tane kirpik yapıyorum. Çok büyük de olmayacak, çok küçük de olmayacak. Şu şekilde. Ortalı bir kirpik bıraktım. Ve devam ediyorum. İkinci zürafaya geçtim. İkinci zürafanın içinde tekrar batarak bir artırma yapıyorum. Evet, bir zürafa daha elde ediyorum. Ve üçüncü zürafama geçiyorum. Böylelikle ortadan artırma yaparak arkadaşlar 3 sayımızı korumuş oluyoruz. Şimdi tekrar başa döndüm. Ve içerisine hemen birincinin tekrar bir kirpik yapıyorum. Buradaki püf noktamız arkadaşlar şu kirpiklerimizin eşit olmasına özen gösteriyoruz. Şu şekilde. Devam ediyoruz. Tekrar ortadan bir arttırma. Tekrar başa dönüyorum. Bir kirpik daha yapıyorum. Şöyle kontrol ediyorum büyüklüğünü. Ondan sonra sıkıştırıyorum. Devam ediyorum. Tekrar ortadan arttırmamızı yaptım. Başa dönüyorum. Bir kirpik daha yapıyorum. Şu şekilde. Ve artık ortadan şunu da göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane ortadan arttırma yaptık. 4 tane de kenarda kirpiğimiz var. Artık 4'ten sonra arttırmayı bırakıyorum. Evet, zürafam direkt 2'ye düştü. Tekrar başa dönüyorum. Bir kirpik daha yapıyorum. Devam ediyorum. Artık tek zürafamız kaldı. Tekrar zürafamızın içerisine geri dönüyorum. Bu tek zürafamızın içerisine 3 tane kirpik yapıyorum. Mümkün mertebe bütün kirpiklerin eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. İpiniz dolanıyorsa hemen açıp bir gerin. Gerdiğiniz zaman bakın hemen normale
gelecektir. Bu şekilde. Evet, 3 tane oldu. Şimdi hemen şu ikili olan kısma geri dönüyorum. Aşağıya indim. Şu 1-2 zürafanın olduğu yere. Hemen oraya bir kirpik yapıyorum. Bu şekilde bir alta iniyorum. Serbest izlemeyin arkadaşlar. Böyle iyice gerdirerek çok arada mesafe olarak inmeyin. Yine orada da eşit mesafede inmeye çalışın. Bu şekilde. Tekrar indim. Evet. İlk başladığımız zürafaya kadar bunu devam ettiriyoruz. İki tarafta da sayılarımız, kirpiklerimiz eşit olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet, şu şekilde. Mesela şurada 4 taneydi ya, burada da 4. Bakın. 5, 5, 3 tane de ortada olması lazım. Evet. Düzelttim. Kesiyorum. Şu alttakini bir tık uzun bırakmışım. Bakın, hemen fark ediliyor. Onu da küçültmem gerekiyordu bir tık. Evet arkadaşlar, bir şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Yani yapımı çok zor değil. Sadece biraz dikkat istiyor. Sadece o kirpiklerin arasındaki mesafe ve kirpiklerin uzunluklarına birazcık dikkat etmeniz gereken bir model. Onun dışında hiçbir zorluğu yok. Çok zevkle de yapabileceğiniz ve çok şık da duran bir model arkadaşlar. Emek olarak da emekli bir model. Çünkü çok sık döşediğim bir yazma. Hani siz böyle daha hafif olsun istiyorsanız mutlaka araları biraz açmaya çalışın. Çünkü hani deriz ya, hasır gibi işlenen bir model. Gerçekten yazmanın her tarafında bu modelden kullandığımız için ağır bir örnek, yapanlar için söylüyorum. Eğer yapıp satacaksanız gerçekten emekli bir model. Onu söyleyeyim parantez içinde. Evet arkadaşlar, modelimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle netleştirmeye çalışayım. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.